O gün kız kardeşim benim sözümü hiç dinlemiyordu. Ben yapma dememe rağmen yatağın üstünde zıplıyor, oyuncaklarını dağıtarak oynuyor ve evin içinde kendi kendine koşturuyordu. Bu da beni deli ediyordu. Ben de davasına dayanamadım ve Suudi'ye bir bebek bakıcısı tutma kararı aldım. İnternetten hemen bebek bakıcısı ilanlarını araştırmaya başladım. Derken bir bebek bakıcısı buldum. Bu bebek bakıcısı en yaramaz çocukların bile üstesinden gelebiliyormuş. Bakalım Suudi'nin üstesinden gelebilecek mi diye düşünüp hemen bebek bakıcısını aradım. Çok geçmeden kapı çaldı. Gelen yeni bebek bakıcısıydı. Merhaba, hoş geldiniz. Kardeşim içeride sizi bekliyor. Yalnız sizi baştan uyarayım. Kardeşim çok yaramaz bir çocuktur. Merhaba, lütfen bana işimi öğretmeyin. Estağfurullah canım, beni yanlış anladınız. Bu arada bu çikolatayı ben alayım. Size çikolata yemek zararlı. Siz kime bebek bakıcılığı yapacağınızı karıştırdınız galiba. Hatırlatayım, bana değil kız kardeşime bebek bakıcılığı yapacaksınız. Bana işimi öğretmeyin dedim. Aa, gıcığa bak, bir yerlere kalkmış bunun besbelli. Neyse, Allah'tan kız kardeşime bebek bakıcılığı yapacak. Ben rahatım. Oh be. Ay, sen de kimsin be? Ben yeni bebek bakıcın Mahmut. İyi, hoş geldin. Bana bak, bu evde ben olduğum sürece benim kurallarıma uyacaksın. Ah, uyuyacağım. Sen ne dedin bana? Ah, yaparsın dedim. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Demek terbiyesiz bir çocuksun ha? O zaman sana bir terbiye verelim. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Seni pislik. Pislik mi? Demek bunun ağzı da bozuk. Ben gelmişken şunun ağzını da düzelteyim. Ne? Acı mı verme? Hayır, hayır. Hadi sıkıyorsa bir daha söyle o kelimeyi. Tamam, bir daha söylemeyeceğim. Güzel, çok güzel. Tamam, ben sessizce telefonumla oyun oynayayım. Hop! Ya neden telefonumu aldın? Sana telefonla oynamak yasak. Ben bütün gün ne yapacağım? Yerleri sileceksin. Ya ben niye bütün evi siliyorum ya? Bu benim işim değil ki, senin işin. Aa, bu kızın ağzı tekrar bozulmaya başladı sanki. Yok yok, hayır, ağzım bozulmadı. Tamam, evin her yerini bir de yapacağım. Aferin. Hızlıca terbiyeyi öğreniyorsun. Of ya, pislik bakıcı. Kendi işini bana yaptırıyor, bir de pislik ya. Kız kardeşim, yeni bebek bakıcında çok iyi anlaşıyorsun bakıyorum. Sorma abi, sorma. Baksana, bütün evin işini bana yaptırıyor. En azından bir işe yarıyorsun Sudeciğim. Çok iyi, çok iyi. Yerleri bal dök, yola yap. Baba abi ya, sen de mi? Sen işini yapmaya devam et. Ben de odama gidip birazcık bilgisayar oynayayım. Acaba ne oyun oynasam? Aa, bu oyun çok güzel. Bunu oynayayım o zaman. Sen ne yaptığını sen ne diyorsun burada? Oyun oynuyorum, ne oldu ki? Ver bakayım o bilgisayarı bana. Ha? Sana bilgisayar oynamak yok. Aa, nedenmiş? Çünkü çocuklar bilgisayarla oynayamaz. Hey, öncelikle ben çocuk değilim, bu birincisi. Ha. İkincisi de senin kız kardeşime bebek bakıcılığı yap diye tuttum. Bana değil, anladın mı? Ben büyüğüm. Kız kardeşime yapacaksın bakıcılık. Niye gülüyorsun? Ben komik bir şey mi söyledim? İstediğim kişiye bebek bakıcılığı yaparım. Bu evde benim kurallarım geçer. Hayır, geçmez. İstersen bir daha düşün. Evet, gördüğünüz üzere kimin kuralları geçermiş? Söyle bakayım. Tamam tamam, senin kuralların geçiyor seni. Güzel güzel. O zaman şu temizlik bezini al da git evin biraz tozunu al. Of ya, gerçekten haksızlık bu. Benim tuttuğum bebek bakıcısı bana iş yaptırıyor. Of ya. Ne oldu abi? Senin tuttuğun bebek bakıcısı ancak böyle olur. Kendi işini bize yaptırıyor. Evet, haklısın abicim. Bu bebek bakıcısı tüm işleri bize yaptırıyor. Normalde sana hizmet etmesi gerekiyor. Şuna bak ya, kendisi içeride yatıyor. Aranızda konuşmayın. Ev işi yapmaya devam edin. Ay tamam, ediyoruz ediyoruz. Lütfen bize kızma. Sude, bizim bundan bir şekilde kurtulmamız lazım. Haklısın abi. Ev işi yapmaktan elim kireç tuttu. Biz nasıl kurtulacağız bu bebek bakıcısından? Benim çok iyi bir fikrim var Sude. Sen sadece benim dediklerimi yap.
yıkılıp düşsün. Abicim, dediğin gibi oyuncakları koydum. Tamamdır Sude, harikasın. Ben de kendimizi savunabileceğimiz kale yaptım. O yere düşer düşmez bunun arkasından ona yastık fırlatmaya başlayacağız. Anlaştık mı? Hadi sen diğer planımızı uygula. Tamamdır abicim. Şimdi şu pis kok işlerin düşeceği yere koyayım da düştüğünde bu pis kokuları alsın, nefes alamasın ve astımı tutsun. Bebek bakıcısı uyuyorken onun çantasından astım ilacını alayım da kaçayım. Tamamdır abi. Her şey hazır olduğuna göre bebek bakıcısını uyandırabilirsin. Tamamdır abicim. O iş bende. Bebek bakıcım, su ister misin? Ha? Ha? Niye andırıyorsun beni ya? Neyse, ver suyu da içeyim. Tamam, al suyu. Ama ne? Ne yaptığını zannediyorsun sen? Pardon, yanlışlıkla anne. Senin var ya... Neyse, üstümü değiştirip seninle ilgileneceğim. İlgilen, ilgilen. Ben de ilgilenmeni istiyorum. Üstüm başım sırılsıklam oldu. Gidip üstümü değiştireyim. Allah! Canım yandı, çok kötü düştüm. Ay, bu koku da ne böyle? Ah, ah, nefes alamıyorum. Bu da ne böyle? Bunlar kakiş. Ah, ah, nefes alamıyorum. Bunu mu arıyorsun bebek bakıcısı Zazoza? Onu hemen bana ver, pis olacağım. Hücum! Askerler, saldırın! Allah Allah! Senin işin bitti. Oh! Allah gözümü de almış. Göremeyeyim diye, takip edemeyeyim diye. Of ya. Neyse arkadaşlar, bu videoyu beğenirseniz ikinci bölümü hemen gelir. Ve ikinci bölümünü şu anda izlemek istiyorsanız ekrandaki çıkan videolara tıklayın. İkinci bölümde onların evine gireceğim ve onları mahvedeceğim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.